Bismillahirrahmanirrahim. Metin. Ve kavluhu febtagu indallahir rizqa. Ankebut suresi 17. ayette Allah subhanahu ve teala aytibdi ki rızkını Allah'ın huzurundan talep kılılar. Karin. Febtagu indallahir rizqa. Rızkını faqatgina Allohning huzuridan talab qilishlikka Alloh taolo buyuryapti, amr qilyapti. Chunki rizqni Allohdan boshqasi bera olmaydi. Rizq Allohning huzuridandir. Qarang, Qur'on har bitta masalani mana bu darajada tiniq, aniq, ochiq qilib bayon qilgan. Insonlar nima uchun Allohning ibodatini tark qilishyapti? O'zini rizqini to'g'risida noto'g'ri fikrlarga borganligi uchun. Rizqim nima bo'ladi? Qanday yashayman deganligi uchun. Ibodatlar tark qilishyapti, dinni xizmatini tark qilyapti. Insonlar nima uchun gunoh qilyapti? Harom ishlarga kirishyapti. Rizqi to'g'risida buzuq aqidada bo'lganligi uchun. Insonlar nima uchun Allohni qo'yib, Allohni tark qilishib ruhlarga sig'inib, boshqa narsalarga sig'inib, qabrlardan rizq so'rayapti, barakat so'rayapti. Rizq to'g'risida buzuq aqidasi bo'lganligi uchun. Alloh taolo mana bu oyat bilan shu fasodni hammasini ketkazyapti. Va bitahu indallohi rizqo. Rizqni Allohning huzuridan talab qilinglar. Allohdan so'ranglar, rizqni Alloh beradi. Zotan yozilingan. Zotan qadarda, taqdirda bor. Hech kim buni o'zgartira olmaydi, ko'paytira olmaydi, ozaytira olmaydi. Rizq talab qilsalaringiz Allohdan talab qilinglar. Shunda o'zidan o'zi tuzalasiz. Ibodatlaringiz yerida bo'ladi. Din xizmatlari go'zal. Gunohlarga yaqinlashmaysiz. Shariatga xilof qilmaysiz. Allohdan boshqasiga zarra qadar ehtiyojingiz bo'lmaydi. Allohdan boshqasiga tilingiz qisiq bo'lmaydi. Allohdan boshqasiga o'zingizni xor qilmaysiz. Chunki rizqingizni Allohdan so'raysiz. Qarang, ham bu barokatli, muborak, sharafli bir yo'ldir va majburmiz bu narsaga. Alloh buyuryapti bizni. Buyurganda ham amal qilmasak, unda Alloh taolo aytadiki, "Fasuhqon li ashabis sa'ir" deydi. Jahannam egasi bo'ldilaringiz, boringlar yo'qoylar jahannamga deydi. Sharhi Al-ayatu salisatu 3-chi oyat, qavluhu va butagu indallohi rizqo. Rizqni Allohning huzuridan talab qilinglar degan so'zdir. لو أتى المؤلف بأول الآية إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا أجر مؤلف آياتنين أولدان أبكيان ديدي لكان أولى أولى بولارد يحشرا بولارد لكن مؤلف مختصر كل يبتي موزوغي تيش ليرن آل يبتي سيز البتة بونجي قرب ني قرآن جي قرش ديكيس كري بوندان آل دينجي آيات ده الله نمد ده كيينجي آيات ده نمد ده وني كورشيس كريك ده وزيز سيزي بر إشارة خلو بتكيتي يبتي Endi Ibn Samiy aytibdilar-ki, agar hammasini olib kelganda yaxshi bo'lardi. Chunki oyat shu mavzuga nihoyatda ta'sirli bir oyatdir. Alloh aytibdiki, sizlar Allohni qo'yib ibodat qilyap turgan narsalaringiz sizlarga rizqqa ega bo'lmaydilar, deyapti. Inna albatta allazina shunday narsalariki ta'buduna ularga sizlar ibodat qilasizlar. Min dunillahi Allohni qo'yib Allohni tark qilib, Allohdan pas, Allohdan ojiz, Allohdan zaif bo'lgan, Allohdan nihoyatda uzoq bo'lgan narsalarga ibodat qilasizlar, la yamlikuna lakum rizqo. Ular sizlarga rizqqa hech qanday ega bo'lisha olmaydi. Qarang, sizlarga rizq bera olmaydi, deyapti Alloh taolo. Shuning uchun keyin buyuryaptiki, va bitagu indallohi rizqo. Rizqni Allohning huzuridan so'ranglar, deyapti. Qur'onning mukammalligini qarang, bu darajada ochiq-ochiq aytib berilgan. Fahum ya'buduna hazil awsan min shajarin va hajarin va g'oyriha. Bu mushriklar Allohdan boshqasiga sig'inadigan, Allohdan boshqasidan rizq talab qiladigan kishilar toshdan, daraxtdan va ulardan boshqa narsalardan bo'lgan butlarga ibodat qiladilar. Va hayla tamliku lahum rizqan abadan. Va holanki bu butlar
ularga ibodat qiladigan insonlar uchun abadan hech qanday rizqqa ega bo'lolmaydilar. Zarra qadar rizq bera olmaydi sizga. Allohni tark qilib rizq so'ralyapti turgan narsa tirikmi, o'likmi, jonlimi, jonsizmi, daraxtmi, toshmi farqi qilmaydi. Zarra qadar rizq bera olmaydi. Law da'awha ila yawmil qiyama, agar bu butlarga qiyomat kunigacha duo qilsa ham, hamma ishingizni tashab qiyomatgacha so'ring. Ma ahdarat lahum va la habata burrin. Allohdan boshqa bu xudolar ularga hech narsani hozir qilib berisha olmaydi. Hattoyinki bir bug'doyning donini bo'lsa ham. Burrun bug'doy degani, habbatun don degani. Bug'doyni bitta doni shuni ham sizga hozir qilib bera olmaydi ular. Wala dafa'at anhum adna maradin aw faqdin. Va Allohdan boshqa bu xudolar, ya'ni siz xudo qo'ygan narsalar, qabrlar, ruhlar, jinlar, ularga duo qilyapti turgan kishilardan eng kichkina kasallik va eng arzimagan faqirlik, kambag'allikni ham ketkizolmaydi. Eng kichkina bir mushkulatingizni ham ketkizolmaydi. Faiza kanat la tamliku rizqa. Endi bular rizqqa ega bo'lolmagandan keyin fallazi yamlikuhu huvallohu, rizqqa ega bo'ladigan zot Allohdir. Rizqning egasi kim? Allohdir. Va lihaza qala, shuning uchun Alloh taolo aytdiki va fabtaghu indallohi rizqa, rizqni Allohning huzuridan so'ranglar deyapti, talab qilinglar deyapti. Ay utlubu indallohi rizqa, ya'ni Allohning huzuridan gina rizqni talab qilinglar deyapti. Lannahu subhanahu huvallazi la yanqadi ma indahu. Chunki Alloh subhanahu va taolo udurki huzuridagi narsalari bitmaydigan zot. Allohning huzuridagi narsalar bitmaydi. Walillahi khazainus samawati wal ard. Osmonlar va yerlarning butun xazinalari Allohga maxsusdir. Ammo dunyodagi eng katta podshoh agar odamlarga so'ragan narsalarni berursa, xazinasi bir oyga bardosh qilmaydi. Bir oyga bormasdan bo'shab qoladi. Xazinadorlar kelib, podshohim, shu xabar bor, nima gap, xazina bo'shab qoldi desa, podshoh kelib xazinani ko'rsa, yuragi to'xtab o'lib qoladi. Shuncha xazina qayerga ketdi deb. Bardosh qila olmaydi. Dunyoni hamma podshohlar to'plasin, xazinalarni birlashtirsin, birlashtirmaydi-yu, mamoda taxminan tasavvur qilsak, birlashtiradi deb bardosh qila olmaydi. Lekin Allohning xazinalari bitmaydi. Ma indakum yanfadu, Alloh aytayapti. Sizlarning oldilaringizdagi narsa bitadi deyapti Alloh taolo. Tugaydi ular deyapti. Va ma indallohi baqin, va Allohning huzuridagi narsa esa boqiydir, davomlidir deyapti. Nahl surasi 96-oyat. Shunday ekan, nima uchun biz o'zimizni xor qilib, maxluq bo'lgan, ojiz bo'lgan narsalarga ibodat qilamiz, sig'inamiz, yalinamiz? Allohga yalinaylik. Va rizqu huval ato'u, rizq u atodir, bermoqdir. Ya'ni razaqallohu degani atallohu deganidir. Alloh rizq qildi degani Alloh berdi degani. Rizqni bizda noto'g'ri tarjima qilganligi uchun odamlar rizq deganda faqatgina nonni o'ylashadi. Non rizq deb o'ylaydi. Yeydigan narsalar rizq deydi. Libosda rizqligini ko'pchilik bilmaydi. Mansabda rizqligini bilmaydi. Pulda rizqligini bilmaydi. Obro'ni rizq ekanligini bilmaydi. Ilm, taqvo, gunohlardan tavba qilishliklar bularni rizq ekanligini bilmaydi. Rizq keng ma'nodadir, chunki ato degani bermoq deganidir. Razaqallohu degani Alloh berdi degani. Alloh deb bergan bütün narsalari rizqdir. Kama qala ta'ala, Alloh taolo Qur'onda farzuquhum minhu, undan ularga rizq beringlar, rizq qilinglar deyapti. Ya'ni shu moldan ularga beringlar degan ma'noda. Qani farzuquhum degani ularga beringlar degani. Insonlarning o'rtasida ishlatiladi, ularning arzoqlarini ta'min qilyapmiz deydi, ta'minlayapmiz deydi. Ya'ni ularni yeydigan va boshqa muhtoj bo'ladigan narsalarni beryapmiz degan ma'noda. Va qawluhu indallohi, indallohi degan so'z esa indalloh halu minar rizqi, bu rizqdan hol bo'lyapti. Indallohi muzo muzofin ilayhi va hazb bo'lgan holga mutaalliq.
وقدم الحال مع أن موضعها التأخير. Ve şu yerde halını mukaddam kıldı. Halının yeri tahir bu sehem. An sahibiha, özünün sahibinden. Mesela size açtığınız gerek ki, Ra'itu Zeyden, Rakiben diştiğiniz gerek. At mingen halattaki Zeyd'i gördüm diyorsunuz. Rakiben diyen hal, Zülhal bölgen Zeyd'den arkadaki eriştik gerek. Şu kanundur. Lekin bu ayette Allah Teala, İndallahi degen halını rızık degen mef'ulden aldınge koyu yaptı. Halını mukaddam kılıyor. Ne demek? Li'ifadetil hasri. Hasrini ifade kılıştık için. Çekerleştik için. Yani rızkını fakat yine Allah'ın huzurundan talep kılıyorlar diştik için. Rızkını talep kılıyorlar. Sekin kayerden? Siz darız zaklıyız baylarge ve başka yardımlaşma cemiyetlerge, patşalarge, unge bunge kitadı. Sakhilarge. Allah Teala sizin zihninizi Allah'tan başkasına keçiliğini halamayadı. Zihniniz, aklınız fakat Allah'a bağlı olsun deyip febtehu indallahi. Allah'ı huzurudan soruyorlar deyip. Ne meredi siz rızkı deyip. Eğer rızkı soruyorlarsa kimden soruyorlarken deyilerdi. Üyelmezsen şimdi ne dedi insanlar? Kimden soruyorlarken? Karim, tevhid karim. Kur'an kan diye bir mükemmel tevhiddi ifade kılıyor. Aklınızı kimesin Allah'tan başkası? İz İnne takdime ma hakkuhu at-ta'khir yufidul hasra. Çünkü hakkı keçikip keçiktirilgen halette kelişliği bugün nesane mukaddam kılıçlik hasrını ifade kıladı. Yani çegereleşlikini ifade kıladı. Ey febtegu rizqa hala kevnihi indallahi la inde gayrihi. Yani rızkını talep kılıyorlar. Bu rızk Allah'ın yine huzurunda bugün haleti de. Ondan başkasının yemez diyemiz. Yani ve halen ki rızk Allah'ın huzurudadır. Kavluhu ve'buduhu. Ayetini devam edelim. Ve'buduhu ve Allah'a yine ibadet kıyırlar. Ey tezellelu lehu bi ta'ati. Yani itaat bilen Allah'a egililer diyor. Tezellelu. Yani egililer diyor. Yani. Allah için harbuliler diyor. Yani. Allah'a özlerizi harkililer. Kimi ki Allah'a özünü harksa Allah onu mahluklarının içinde aziz kıladı. Sahabeler yokşap. Sahabeler Allah'a özünü har kıladı. Allah Teala onları bütün dünyaya aziz kıldı. Başka bütün mahluklar da onları har kıp koydu. Ama kimi ki ben özümü Allah'a har kımıymen ise Allah onu mahlukka har kıp koydu. Hazırki insanlar da halatı şunu gösterdi. Allah Teala'ya itaat kılıçlık bilen, boyun sunuşluk bilen Allah'a harb olurlar. Lennel ibadete mehuzetun mine ta'bid. Çünkü ibadet, kullik degeni ta'bid. Degen kelimeden alingendir. Vahve tezlilu. Ta'bid degeni tezlil degeni. Harleştik degeni. Abbede. Yu'abbidu degeni harladı degeni. Zellele degeni. Ve minhu kavluhu tariqun mu'abbedun. Bana şu manadandır. Araplarının muabbet yol degani. Ay muzallanun lis-salikin salikler, ötüvçiler için harlangan yol degani. Mesela bir yol var, juda buzulup, chang tuzan bo'lib ketibdi ekan, tartibsiz bo'lib ekan, nimaga har kim o'tirgani uchun. Shu yo'lni nima deydi arablar? Tariqun muabbadun deydi. Ya'ni harlangan yol deydi. Demak, zalil degani abid degani. Xor degani qul degani. İkalasi qarang bir-biriga lozim malzum bo'lgan ma'nolar. Qad uzila anhu al-ahjaru va al-ashjaru al-mu'ziyatu. Ya'ni bu xorlangan yo'ldan aziyat beruvchi toshlar va daraxtlar izola qilingandir, uzoqlashtirilgandir. Ko'p yurilganligi uchun u yerda aziyat beradigan narsa yo'q. Yo'lda o'zi xor bo'lib qolgan xolos. Lakinnakum iza tazallaltum lahu bi-ta'ati. Lekin sizlar Alloh taolaga itoat qilishlik bilan o'zlaringizni xohlaganlaringizda fa huwa min asbabi rizqi albatta bu rizqning sabablaridandir. Allohga itoat qilishlik rizqning sababidir. Fa bitagu indallohi rizqo orqasidan va'buduhu. Allohning huzuridan rizqni talab qilinglar deb orqasidan ungagina ibodat qilinglar deyaptimi? Mana ibodat rizqni darvozasidir. Kimiki ibodatni mustahkam qilsa Alloh taolo rizq darvozalarini ochadi. Ama bunu darun sopalarda tushunmaslik kerak. Endi mihrobga kirib olaman da chiqmayman demaslik kerak.
Ama 3 günden keyin pişerman bu kayıpsız kalsın. Hiç nesi bulmadı. Hiç nesi kemedi ki o. Asmanda mesela düşmedi. Bir divar yarlı bir atası gelip yarım kilo aldığını taşıp gitmedi. Yani ki arka tarafta hiç olsa bir adam bir tırlan taşıp koymadı. Dıp çıkarsın ki. Ne doğru bunarsa. Allah'ki ibadet kılıçlıydı yani. Hayatınızı bütün sahalarında fakat yine Allah'ki itaat kılıp Allah'ta kanunuya göre yaşaysızdı yani. Allah Teala sizi yine medigen Allah'ın fazlını talep kılıyorlar. Rızkız, rızkız için yani yemek içmek için halal tapışlıkça hareket kılas. Şeriatke itaat kılgen halette. Şeriatke muvaffak Kur'an hadisken muvaffak ticaret kılasız ya ki başka kesbi hünar kılasız Allah bereket biradır. Şu ibadet bularsa. Başka ibadetlerge zarar kılmagen halette. Namaz göğüşegen, ilim göğüşegen, dinge hizmet kılıçlı ibadeti avval buluştuk gerek. Kin ikinci orunda yemak içmak. Hayati zaruratlar üçün bugün meşgulatlarını kılasız. Uyan şeriatke muhafı bulsun. Bas. Bütün darvazalar sizi açıladı. Kalallahu Teala mene Allah Teala Talak Suresi 2. 3. ayette etti ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَكِمْدَ كِمْ Allah'tan takvaksa, Allah'tan korksa, Allah hünge mehrec kıladı. Mehrec digeni mekanul huruç, çıkış yeri digeni. Kimi ki takvaksa, kimi ki takvadar busa, Allah Teala hünge dünyavi ve ukravi bütün müşkülatlardan çıkardigen yolu gösterip koyadı. Hazır dünyada bütün Müslümanlar saval kılıyordu ki, biz başımızda kiyen musibetten kendine çıkamız dedi. Bir yol gösterdiler, var mı yol dedi. Bu oylanıp oturadigen nesemez. Hayran buladigen nesemez. Allah Teala ayeti yaptı. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَ diyordu. Kimi ki takvaksa Allah Teala onge mehrec biradı diyordu. Takvaksın, takva kılelik. Takva kılelik bütün yollarda Allah Teala açıp da şeydi. Takvayımız kim buysa, darvazalar berkili oradı. Takva bu ibadettir. Allah'tan korkuşluk. Ve yerzukuhu min haythu la yahtasib. Ve hiç oylamayan tarafından onge rızk biradı diyordu. Yani, hiç oylamayan min haythu la yahtasib. Hiç hesaplamayan taraflarınızdan Allah Teala rızk biradı. Allah'ın vaadesi bu. Ve yerzukuhu diyordu. Ve men yettekillaha degen cümle şartiyege yerzukuhu cevap buluyordu. Cezaiye buluyordu. Sizge bütün müşkülatlardan çıkardığın yol diyen kürsetedi ve rızk diyen bir adı. Hiç oylamayan taraflarızdan. Biz elhamdülillah şu ayetki amel kıyan sarı şu ayeti ve adalarını körüp yaşayat biz. فَاَمَرْ اَنَّتُ لُبَا رِزْقَ عِنْدَهُ Demek Allah Ta'ala rızkını onun huzurdan talep kılıçdikimizge buyurdu. ثُمَّ اَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ وَعْبُدُوهُ Rızkını talep kılıçdikimizge buyurgenden ki onun arkasından Onge ibadet kılıyla degen sözünü kiltirdi. Buyruğunu kiltirdi. İşareten ile enne tahkikal ibadeti min talabir rizki. Çünkü işare kılıyordu ki ibadetini hakikatke çıkarıştık. Hakiki kulluk kılıçlık rızkını talep kılıçlıktendir. Yani rızk vermek dedik ki Allah Teala'nın berişidi yani. Allah Teala kaçan beredi? Bunu razı kıyanızda. Allah kaçan razı buladı? Onge ibadet kıyanızda. Dinige hizmet kısız. Şunun için ulamalar dedi ki, sen dinge hizmet kıyın, dünya akıyından kule güladı. لَنَ الْعَابِدَ مَا دَامَا يُؤْمِنُوا اَنَّ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَزُوكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Çünkü ibadet kılıçı, Allah'ki ibadet kılıçı, madami ki, kimde kim Allah'ki takvaksa, Allah'ın ge mehrec birişliği ve hiç hesaplamagen, oylamagen taraflardan rızk birişliğe iman giltirse, işense, Madem ki ibadet kılıçı şu ayet geçense fe ibadetuhu bunda ibadet kılıçının ibadeti tetadammanu talabe rizki bilisanil hali rizkini talep kılıçlığı uzun içi kaladı. Hal lisanı bilen. Lisanul hal. Haletizi tülü bilen. Yukarıdayım geldi bu mesele. Lisanul kal lisanul hal diye. Kal açlık, ağzına açlık tülü İkincisi halat bilen, açlık. Mesela bir adam yaş giyim agen. Zahiren hiç kendine bir ihtiyacı yok. Şu adam sizge dedi ki, min yardımge muhtaç ben deydi. Bu lisanı kal bilen eti yaptı muhtaç deydi.
Yana bittasi bor. Sizga indamayapti. Ammo libosidan turishidan ma'lumki bu odam muhtoj. Buni muhtojligini siz lisoni holdan bilib olyapsiz. Ibn Usaymin shuni aytayapti. Siz bu ma'lumotlarni bilgan holatda Allohga ibodat qilsangiz, Alloh taolo qalbingizdagini bilib turibdi-ku. Rizqini darvozalarini ochaveradi sizga. Shu yerda mavzudan tashqari bir mavzuga kelamizki, masalan, tariqat ahli bo'lgan kishilar aytadi, ilm ikki xil bo'ladi. Ilmul hal, ilmul qol. Qol so'z ilmi va hal ilmi deb taqsim qilishadi. Buni yoshlarimiz daro, bu sapsatani qo'yinglar. Botil gaplarni gapirmanglar. Qur'on hadisda yo'q, u bu deydi. Noto'g'ri, mana Ibn Usaymin ham aytibdi, lisanul hal deydi. Hal tili deydi. Ya'ni bu ilmiy masala, bor bo'lgan narsa bu. Suflarni gapirgan hamma narsasi botil degani emas. İslam suflarni ustiga ham deb chiziq chizgani yo'q ularga. İşi bitti bularda deb. Xatolari bor, xatolarni tushuntirasiz, to'g'ri gapni gapirsa qabul qiling. Bu tarafdagilar o'zini biz tavhiddamiz degan kishilar, ularni hamma gapini rad qilganligi uchun ular ham to'nini teskari kiyib olgan. U ham sizni hamma gapingizni rad qiladi. Qancha oyat hadislar bilan tushuntirib, mantiqan aqlan tushuntirib bersiz, tushunadi, bilyapsizki tushunyapti. Hamma narsani tushunyapti. Siz to'g'riligingizni ham bilyapti. Aytadiki, bu hammasi to'g'ri-da, lekin baribir sen vahobiysan deydi. Shuning uchun baribir qabul qilmayman deydi. Chunki shu muomalani sizdan ko'ryapti-da, siz ham baribir uni qabul qilmayapsiz. Biz uni jamoatiga, otiga qaramasdan yaxshi gapini qabul qilishimiz kerak, yomonni rad qilishligimiz kerak. Bu sufiy ekan, qo'lingni yuv. Bu vahobiy ekan, bundan uzoq tur. Bu mujohid ekan, qoch buni ko'rsang. Olimlarga yaqinlashma, darrov seni boshingni aylantirib madrasaga kirib ketadi. Da'vatchilarga yaqinlashma, safarga ketib qolishadi. Deb hammadan uzoqlashtiravermang odamlarni. Hammaga borsin, har kimdan istifoda qilib yuraversin. Mana hol tili. Bu bor bo'lgan narsa ilmi qol, ilmi hol. Ilmi qol faqat aytayapsiz, oyat shunday deydi, hadis bunday deydi. Hol ilmi amal qilishlik. Qawluhu washkuru lahu. Oyatning davomida Allohgagina shukr qilinglar, Allohga shukr qilinglar deb buyuryapti Alloh taolo. Qani shukr qilinglar deyapti. Demak, keldi, rizq keldi. Shuning uchun shukr qilinglar deyapti. Ibodat qilinglar degandan keyin Alloh taolo shukr qilinglar deyapti. Tushundingizmi? Allohning va'dalari shunday. O'tgan darslarda aytdik, inna fatahna laka fatha mubina degan oyat nozil bo'ldi. Hali Makka fath bo'lgani yo'q. Alloh aytayotganki, albatta biz senga ochiq bir fathni berdik, deyapti. Makkani fath qilib berdik, deyapti. Hudaybiya sulhida nozil bo'ldi bu oyat. Keyin Makka fath bo'ldi. Voqelikda. Islomda va'dasi shunday. Islomda izzat va'da voqelikdan oldin yuradi. Siz Allohga ibodat qiling, bas. Dinga xizmat qiling, bas. Dunyoni hech g'amini yemang. Ishingiz bitti, tamam. Butun hojatlaringiz bitti. Hech o'ylanib o'tirmang, mahzun bo'lmang. Tamam. Bütün işleriniz garantili oldu. Kefalat aslıya kirdi. Yine bir şartı var ki, şubha kımaslığı şartı bile. Az yine şubha kısız, hamasını yok kovalas. Allah Teala ve'abuduhu, Allah ki ibadet kıyılar diyerek ki, vashkuruhu diyerdi. Vashkuru lehu, onge şükür kıyılar diyerdi. Yani keldi de, şükür kılıçlık kerek. Çünkü ibadet kıyılızı mı? Elhamdülillah. İlimge, dinge, hizmet kıyılızı mı? Elhamdülillah diyorin, ziyade bulur adı. İza adafa Allahu şükre lehu mutaaddiyan billam fehuve işaretun ila l-ihlas. Allah Teala şükür kelimesini lam bilen mutaaddi kıtırıp izafa kıladigen buse bağlaydigen buse bu ihlaske işaretidir. Veşkuru lehu dese bu ihlas kıliler diyen manada. Ey veşkuru ni'metallahi lillahi. Yani Allah'ın ne'mati uchun Allohga shukr qilinglar degan ma'noda. Qarang, ne'mat masalasini Ibn Usaymin ham aytayapti. Vashkuru ni'matallohi lillahi. Allohning ne'matida Alloh uchun shukr qilinglar deyapti. Alloh uchun, qarang, lahu lam ta'sisda shukrni faqat Alloh uchun qilinglar degani. Ya'ni ba'zan inson ibodat qiladi, Allohdan so'raydi, Alloh beradi, shukrini Allohga ham qiladi, boshqasiga ham qiladi. Allohga ham shukr, pirimizga ham shukr, qabrimizga ham shukr deb Allohdan boshqasiga ham shukr qilaveradi. Bo'lmasa rizq faqat Alloh berdi.
Fellemu huna li ifadatil ihlasi. Demek lam bu yerde ihlasını ifade kılıştık içindir. Halislik ne? Lenne şekire kad yeşkurullaha li bekai ni'meti. Çünkü şükür kılıcı bazen nimetini kalıştık için, devamı buluştuk için şükür kıladı. Ve hâze la bâsebihi. Bu neyem zararı yok. Velakin kevnehu yeşkuru lillahi. Lekin Allah için şükür kıladigen buluşluğu. Ve tâti iradatu bekai ni'meti teb'en. Ve nimetinin kalıştığını haklaştık. Onun arkasından ise hâze huvel ekmelu vel efdal. Bu en mükemmeli, en efzelidir bu. Şükür kılıçlığı iki kıl buladı. Böyle sertesiz ki şükür kısık şu nimet gitmeseken. Ne şükür kılas. Bu hem caiz. Şeriat etti de size vaada verdi. Şükür kısın. Lain şekertum lazidennekum. Şükür kısalarını ziyade kılamendi. Allah-u Teala kasem içip et yaptı. Çünkü şükür kısam Allah ziyade kılarken. Siz Allah'ta vaadesi işini kıyanlığı için bu hem caiz. Ama şu nimetlerdi. Min haqdar bulmasam ham. Günahkar bulsam ham. Allah Teala özünü fazli ihsanıyla bergenlik için Allah'a men şükür kılaman. Men layık mesedim bunge. Men şükürümü, ihlasımı, amelimi fakat Allah için kılaman desiz. Bu aldıngisinden göre afzalroqdur. Bu yerde ihlas muhabbet yeni hem güçlü yapıyordu. Bunu sevabı hem köp, derecesi hem belen ve yukarıdaki rızkı yeni hem köp buladı bunu. Birlediğin tarafı yeni hem köp birledi. Çünkü hemen ise Allah'tı ki mege bilmesin. Siz Allah'ın hakiki kulü bu siz. Sizge bilmesen kimge biradı? Sizge biradı da. Bana sahabelerge birdi ki. Birdi ki sahabelerge. Kisra'nın hazinelerini, Kaysar'da hazinelerini, Hirakıl'da hazinelerini, hamasını birdi ki. Biradı sizge yani. Demek ki bilmesin. Ama biz sahabelerdeyik bulanma yaptız. Sahabelerdeyik bu ayetler gemalıklarına yaptız. وَشُكُرُوا فَسَّرُوهُ بِيَنَّهَا الْقِيَامُ بِتَعَاتِ الْمُنْعِمِينَ Şükürünü ulamalar, şükür, nimet berişinin itaatiye kaim buluşluk deyip tefsir kılıçtı. Şükür kılıç ne dedi yani? Nimet berişi, mun'im dedi yani in'am kılıçının itaatide kaim buluşluk, itaat kılıçlık, daim itaat kılıçlık. Meneşe şükürdür. Bundan malum böyle yaptı ki, Allah Teala bir adamga malu devlet verdi, farzand verdi, mansab verdi, ilim verdi, başka şeyler verdi. O insan tili de elhamdülillah şükür Allah'a şükür. Kâhte tesbih agen, mintelik daim şükür de verirdi. Şükür şükür de verirdi. Ama közü, kulağı, kalbi hemen başka yerde. Allah'tan başkası da. İslam'a hılaf halette yaşayabdi. Bu adam şakirmez bu. Bu adam münafık. Sahtekar. Tili de şükür şükür de yaptı. Ama kalbi en büzük. Bunu zahirden malum ki sünnet hiç kendi alakası yok bunu. Bu nankör bu. Bu şükür kime yaptı? Şükür ne dedi yani? İnam bir üçünün itaatı da buluş değildi yani. İtaat kılıç değildi yani. Ve kalu innehu yekunu fî selâseti mevâdiye. Ve ulamalar etti ki şükür üç yerde bulardı. Kalpte, tilde ve bedende. Şükür şu üç yerde görünmedi. Birincisi fil kalbi kalptedir. Ve huve ya'tarife bi kalbihi enne hazi ni'mete minallahi. Kalpten bugün şükür, kalbiden şu nimetinin Allah tarafından ekenliğini itiraf kılıçlığıdır. Bu Allah tarafındandır. Men kıyarım yok buna. Doğru mu işledim? Ama Allah verdi bunu. Deden sebepçi bu oldu. Ama Allah verdi. Bir dostum hediye kıldı. Lekin Allah verdi bunu. Dedi. فَيَرَوْ لِلَّهِ فَضْلًا عَلَيْهِ بِهَا Şu nimet sebepeden Allah için uzunu üstüne bir fazlını gördü. Allah'ta fazlı bu. Men layığmasıdım bunge dedi. قَالَ تَعَلَى Allah Teala Nahl suresi 53. ayette dedi ki: "Ve ma bikum min ni'metin fe minallah." Sizlerdeki her bir nimet Allah tarafındandır dedi. Sizdeki hayatınızdaki nimetlerde sanab bitirilmeyesiz. Şu bilganizce, körganizce senin şularning hammasi fe minallah Allah tarafındandır. Başka hiç kim tarafından emas. "Ve a'zamu ni'metin hiye ni'metul İslam." Ve nimetlerin en ulugu İslam nimetidir. Qala ta'ala Allah Teala Hucurat Suresi 17. ayette etti ki yemunnuna aleyke en eslemu Arabiler sizge İslam'ını kabul kıyandiklerini minnet kılışadı. İslam'ını kabul kıldık ki İslam'ı kirdik ki dedi. Qul la temunnu aleyke islamekum. Bunlarga ettin ki menge İslamlarınızı minnet kımeyler. Bazılar şundik. Bana namaz okuyapız ki Kur'an okuyapız ki
namaz okuyanını, Kur'an okuyanını dinge hizmet kılıyapsıkü, hizmetinizde durupsıkü edip ibadetini sizge minnet kıladı. Ha ibadeti biz için kılıyapsan mı? Allah için kılıyapsan ki. Benim ilim okuyup ben ki, yürüp ben ki o dedi. Allah ayet yaptı. Ayet olar ki kul, ayet olar ki la temunnu aleyhi islamakum. İslamlarınızı menge minnet kılmıyorlar. Belillahu yemunnu aleykum men hedakum lil iman. Belki Allah Teala sizlerini imanına hidayet kıyanlığı için şunu sebebinden Allah sizlerine minnet kıladı. Sizler minnet kılış hakkınız yok. Fekale Teala yani Allah Teala Ali İmran suresi 164. ayet etti ki لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Kasem ki hakikaten Allah Teala bütün müminlerine minnet kıldı. اِذْ بَعَسَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَتِهِ O şende müminlerine ularının uzlarından buyan ve ularına Allah'ın ayetlerini tilavat kılıp beredigen Resulünü cönetti. Öyle mi? Ve bunlar Allah'ın katta nimetidir. İslam ve peygamberlik gelişliği Allah'ın katta nimetidir. Biz bunu kalpten bilişliğimiz gerek, içenişimiz gerek, ilim buluş gerek ki içenişliği için, tasdik kılışlığı için.